gelmiş herkesi tersliyorsun. Tarihi köftecinin bulunduğu. Reklam yapmaya geldim buraya. Tamam yaptım. Yaptım edeyim. Ama herkesi tersliyorsun içeride. Evet, değerli izleyenler, herkese merhabalar. Bursa'dayız. Tabii Bursa'dayız. Sokaklarda dolaşıyoruz. Meşhur internet fenomeni Murat Övünç de iş yeri sahibi burada tartışmıştı. Biz de geldik, işin aslını öğrenmeye geldik. Şu anda buradayız efendim. Tartışmanın yaşandığı yerdeyiz. Uğur Pideli Köfte'deyiz efendim. Kayan usulü köfte yapıyorlar. Şöyle girelim içeriye. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Olayın yaşandığı yer burası. Evet. Biz de merak ettik. Olayın aslını sizden öğrenelim dedik. Hemen anlatalım. Burada şu anda benim, bak, gelmiş herkesi tersliyorsun. Aynı reklam yapabilir. Önemli değil. Hiç önemli değil. Alın, helal hoş olsun. Reklamda yapmak istemiyorum. Niye kaydı aldırıyorsun amacım? Yok, amacım yok benim burada. Niye kaydı aldırıyorsun? Sen bak bir şey söyleyeceğim. Abi ben reklam yapmaya geldim buraya. Tamam, reşim yaptım. Değil. Ama herkesi tersliyorsun içeride. Kardeşim ben reklama geldim. Reşim tamam, çektirmeye değil. Reklamı çekelim. Ben reklama geldim. Reşim çektirmeye değil. Bak bizim için hak da önemli. İnsan abicim da oynama türbünlere. Ben reklama geldim. Niye bunu oynamıyorum ki. Kardeşim çeker misin? Çek. Ben buraya reklama geldim. Adam bana milleti çağırmış buraya. Biz kimseyi çağırmadık. Ben buraya reklamı seni tanıtmaya geldim. Sen kimse yok. Bu bizim dev alanımız. Sabahtan beri reklam peşindesin ya. Ayıp. Ben bunu tanıtmaya geldim. Yapayım gideyim abi. Ama biz reklam peşinde değiliz. Sen anlamıyorsun. Tamam yapın abi reklamını. Yapalım. Yapalım usta. Ver gelsin. Ne abi? Tamam. Gel böyle gel o zaman, bu tarafa gel. Bursa'da çok güzel bir yerde. Şimdi işin aslı, ben ilk defa burada size açıklayacağım. Bugüne kadar hiç kimse bilmiyor. Hiçbir sosyal medyada paylaşmadım. Evet. Çünkü olay, adli süreç devam ediyor. Ama ben yine söyleyeceğim. Şimdi süreç şöyle gelişti. Biz Murat Övünç'le beraber bir anlaşma yaptık. Evet. Biz ödemesini ona 10 gün öncesinden attık. Evet. Biz ona dedik ki, sizi hatta menajeriyle bir araya geldik. Dedik ki biz nasıl ağırlayabiliriz onu burada? Güzel bir görsel bir şey yapalım. Ki ben de çok seviyorum zaten onu. Hoşuma giden bir adam yani, evet. Mimikleri, hareketleri. O da şovmen, biz de şovmeniz hani, işimiz gereği. Evet. Efendim ödemeyi attıktan sonra haber vermedi bize. Direkt dükkana geldi. Geldi, burası zaten her günkü gibi olduğu gibi karabalık. Evet. Ondan sonra efendim bu ne karabalık dedi. Sen dedi ki bu dedi verdiğim para dedi. Kusura bakma da dedi, yani bu kalabalığa ben bu paraya gelmem dedi. Bir dakika, şimdi kalabalık var. Kalabalık görünce bu para değmez dedi. Öyle değmez mi? Dedi, ben bu kalabalığa bu aldığım parayı, ya kusura bakmayın dedi, ben dedi yapamam dedi. Biz de o süreçle alakalı ters yaptı bize. Biz yine esnafız. Tabii diyoruz efendim, diyoruz ki biz alttan alalım. Ne yersiniz? Neyin reklamını yapalım? Ne istersin? Ne varsa getir diyor. Yiyip gideceğim diyor. 2 dakikam var diyor. İstanbul'a yetişmem lazım. Acil getir diyor. Reklamı 2 dakikada mı çekecek? 2 dakikada reklam mı olur? Yani biz çok yani. Onun reklamını ben burada zaten yapıyorum yani. Kendi reklamımı yapıyorum. Evet. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra ben yine esnaf olarak alttan almaya çalışıyorum. Buradaki bizim arkadaşlarımız var. Biz tabii ki bunu niye çağırdık? Kara kaşığına kara gözüne bu parayı vermedik ki biz ona. Amacımız reklam yapalım. Değil mi? Bir şeyler katsın bize. Biz de ona bir şeyler katalım. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Buradaki müşterime ne olursa olsun, benim müşterime hiç kimse saygısız yapamaz. Evet. Burada iki tane genç bayan arkadaşımız vardı. Efendim fotoğraf çekinmek istediler, tamam mı? Evet. Ben dedi buraya fotoğraf çekinmeye gelmedim dedi. Benim amacım fotoğraf çekinmek değil. Ne varsa gelin yapalım, reklam ne çekeceksek çekip benim hemen gitmem lazım. Ben dedim ki kusura bakma, aldığım para sana helal hoş olsun. Çekim de yapmam, reklam da yapmam dedim. Evet. İyi demiş miyim baba? Şimdi biz de şaşırdık. Murat Övüş'ten böyle bir hareket gelmesine şaşırdık. Abi, biz de merak ettik. Hani siz adli bir süreç var. Var. Ben ama bu süreçte de var. Öğrenmek de istiyoruz tabii yani. Çünkü bizim takipçilerimiz de merak ediyor. Konuyu onlar da merak ediyor. Ben bu süreçte hiç açıklama yapmadım. İlk kez size, seni samimi gördüğüm için ilk açıklamayı da sana yapıyorum. Sağ ol. Efendime şöyle söyleyeceğim. Benim hemşerim. O da Vanlı, ben de Vanlıyım. Evet. Ya insan nereden geldiğini unutmamalı abi. Ne olursa olsun. Seni biz yücelttik. Halk seni yüceltti. Burada Uğur Pideli Köfte'nin müşterisine saygısızlık yapamazsın baba. Siz konuşuyorsunuz. Evet. Mikrofonumuz Murat Övünç'e de açık. Açık. Şimdi gelsin. Ona cevap hakkı doğacak. Doğsun, gelsin, yüzleşelim. Evet. Biz zaten şu an adli süreç devam ediyor. Sizi barıştıralım o zaman. Ben onu zaten seviyorum. Barışırız. Ben problem değil. Biz Murat Övünç'ü seviyoruz. Seviyoruz kesinlikle. Ben o de bizi bilmez ama biz onu biliyoruz. Seviyoruz. Sırf onu da niye çağırdım biliyor musunuz? Benim hemşerim olduğu için. Evet. Onun bir videosu var. Uşkun yiyor videoda. Sırf o video için onu buraya çağırdım ben. Evet. Ama o benim Uğur Pideli Köfte'ye inanılmaz zarar verdi. İnanılmaz bizi üzdü. Yok. Gerçekten ama sizi barıştıracağız. Kesinlikle. Sizi barıştıracağız. İnşallah evet. Olsun. Ben barışırım. Siz çünkü şimdi siz bağlısınız ama Bursa'da marka yaptınız. İnşallah. Şimdi en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle. Evet. Hep sizi soruyorlar. Kesinlikle. Biz ben de merak ettik yani. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne gerekiyorsa dürüst bir şekilde, evet, insanları rencide etmeyecek bir şekilde bu işi devam ettireceğim efendim. Size başarılar dilerim. İnşallah. Şimdi Murat Övünç'ü buraya getirelim. Gelsin. Bizi duyarsa gelsin. Gelsin. Buraya. Sizinle barıştıralım. Barışsın ben de.
benden helallik dilesin. Benim o müşterilerimden helallik dilesin. Ben isterse ona istediği IBAN atsın, bana istediği parayı yollayayım ben ona. Para benim için ikinci planda. Evet. Tamam mı? Benim bütçem de var, benim her şeyim de var. Parasal değil her şey. İnsanları rencide etmesi benim çok zoruma gitti. Evet. Ve benim müşterimi. Çünkü niye biliyor musunuz? Biz reklamdan önce biz zaten ona şey söyledik. Dedi ki efendim, biz insanlara, halka dedi ki Murat Övünç burada olacak. Uğur Pideli Köfte'de. Herkesi bekliyoruz. Buyurun gelin dedik. Kalabalık zaten olmadı. Olsun. Evet. Zaten olsun. Sevenleriyle evet. Buluşturmak istedik. Evet. Ha sen parayı beğenmediysen menajerin bana diyebilirdi. Uğurcuğum biz efendim bu paraya değil de bu paraya geleceğiz deseydi bana evet. Ben de ona göre hesabımı yapardım. Ona göre çağırdık. Rezil de olmazdık, anladın mı? O zaman ben de buradan çağrıda bulunayım. Bulunalım. Şimdi Murat Övünç, sizi çok seviyoruz. Bursalılar da sizi çok seviyor. Adli süreç devam ediyor. Şimdi bu kolay bir şey. Siz vazgeçersiniz, o da vazgeçer. Burada pideli köfte yeriz, işi tatlıya bağlarız. İnşallah gelsin o zaman. Ben de olurum burada. Sen de ol. Kameraman da olsun, Vanlı da olsun. Evet, Vanlı kameraman da olsun. Vanlı da olsun, o da benim. Ben Murat Övünç'e Uşkun'la buradan ısmarlayacağım, getirtireceğim evet. Ona. Evet. Ama şunu söyleyeceğim ona, kimsenin kalbini kırma. Kırmaz. Kimsenin kalbini bence kırma. Bence kırmayacak, siz de kırmazsınız. Benim gibi doğal ol biraz, evet. Doğal ol. Neysen o ol yani. Hiç sıkıntı değil, emrindeyiz senin. Hemşeriyiz. Hemşeri gurbette tanır. Murat Övünç, beraber pideli köfte yiyelim burada. Yiyelim.